Matrix'teki kahini hatırlar mısın? Hani Neo'ya geleceği söyleyen. İşte ekonomideki kahin içinde getiri eğrisi diyorlar. Öncelikle getiri eğrisi ne demektir? Getiri eğrisi yani yield curve Amerika'nın yani rezerv paraya sahip olan ülkenin tahvil getirileri arasındaki farkı gösteren bir eğridir. Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ve en güçlü ekonomilerinden biri olduğu için Amerikan tahvil getirileri en güvenli limanlardan biri olarak görülür. Bundan dolayı getiri eğrisindeki değişimler bütün ülkelere akan sermaye akışlarını veya finansal varlıkların fiyatını değiştirebilir. Getiri eğrisi kabaca şu şekilde çalışır. Eğrinin başında Fed'in belirlediği kısa süreli faizler ve 3 aylık tahviller gibi daha yakın sürede ödemeye sahip tahviller vardır. Eğrinin ucuna gittiğimizde ise zaman aralığı artmaya başlar. Yani 10 yıllık ve 30 yıllık Amerikan Hazine tahvilleri gibi. Mantıken düşündüğümüzde bu eğrinin dik olması gerekiyor değil mi? Çünkü siz uzun bir süreli finansal varlık tutuyorsanız kısa süreli tuttuğunuzdan daha fazla geri dönüş istersin. Aradaki zaman farkı için kabaca bir premium farkı istersiniz yani. Bu durum normal şartlarda böyle çalışırken bazen eğri tersine dönebilir. Buna inverted yield curve deniyor. Eğrinin tersine dönmesi şundan dolayı kaynaklanıyor. FED kısa süreli faiz oranlarını yükselterek eğrinin başlangıç tarafını kontrol edebilir. FED'in kısa süreli faizleri arttırması eğrinin yukarıya doğru kalkmasına sebep olur. Fakat bu uzun süreli faizleri kaldırmaz. Neden? Çünkü kısa süreli faizleri Fed ayarlayabiliyorken normal para politikası şartlarında yani quantitative easing hariç uzun süreli tahvil faizlerini enflasyon beklentileri etkiler. Eğer piyasada enflasyonun artacağına dair beklentiler varsa uzun süreli faizler de yükselir. Çünkü yatırımcılar enflasyona karşı getirilerini korumak isterler ve tahvilleri satmaya başlarlar. Ta ki o denge noktasına ulaşıncaya kadar. Bu mantıktan yola çıkarsak burada şöyle bir problem var. Fed'in kısa süreli faizleri yükselt etmesinin sebebi nedir? Büyük bir ihtimalle ekonomiyi soğutmak istiyordur. Yani ekonomideki finansal aktivitenin biraz yavaşlamasını, olası bubble risklerini engellemesini ister. Böylece piyasa mesajı alır ve yatırımlar ertelenir. Tüketici de artan faiz oranlarıyla beraber alımlarını erteler. Yani aslında enflasyon beklentileri düşer. İşte tam da bu sebepten dolayı eğrinin uç kısmı düşmeye başlar. Çünkü Fed'in faizi arttırması enflasyon beklentilerini aşağıya çekmiştir. Uç kısmı da enflasyon beklentileri hareket ettiği için yatırımcılar daha düşük bir getiriyi kabul ederler ve eğri önce düzleşir sonra tersine dönmeye başlar. Peki şimdi en önemli soruya gelelim. Neden getiri eğrisine? Kahin ismini verdik. Şundan dolayı 50 yıllık geçmişe baktığımızda getiri eğrisi tersine döndükten 1 ila 2 yıl içerisinde resesyon yaşandı. Sadece bir istisna ile yani istatiksel olarak gayet tutarlı bir metrik. Bu resesyonun sebebi biraz önce anlattığım borç azaltı satma döngüsünden kaynaklanıyor. Genelde merkez bankası bu faiz oranlarını zamansız veya ayarsız bir şekilde yaptığı için piyasaları ve ekonomiyi negatif etkiler. Bu negatif etki yatırım planlarını rafa kaldırır ve tüketicinin harcamasını erteler. İşte bu korkuyla beraber hisselerde düşmeye başlar ve ortalığı bir korku alır. 2018'de yaşanan olay tam olarak buydu. Fakat bundan daha önemli bir nokta var. Normal şartlarda biz hisselerin nakit akışlarını iskonto ederken referans olarak her her zaman Amerikan 10 yıllık tahvil ortalamasını alırız ve bunun üzerine bir risk primi ekler ve nakit akışını çekeriz. Fakat burada bir enteresanlık yok mu? Çünkü 10 yıllık tahvil faiz getirileri düşüyor. Yani hisselerin iskonto oranı düşüyor. İskonto oranının düşmesi o hisselerin daha değerli hale gelmesi demek değil mi? Evet fakat problem şu. Önümüzdeki resesyon beklentisi. Eğer birkaç yıl içinde resesyon yaşanacaksa sistematik riskler ve beklenmedik olayların gerçekleşmesi ihtimaline karşı insanlar, fonlar Wall Street korkar ve hisseleri aşağıya gönderirler. Tabii ki bu ortalama insanların yaptığı aksiyon. Peki biz bu durumda ne yaparız? Akıllı yatırımcı olarak şunu biliriz. Herkesin korktuğu fiyatlanmıştır. Yani herkes getire eğrisinin tersine döndüğünü konuşuyorsa, medya bas bas bağırıyorsa, fonlar bunu tartışıyorsa, %90 ihtimalle bizim endişe etmemiz gereken şeyler çoktan fiyatlanmıştır. Ve biz önümüze bakabiliriz. Yani bizim için alın fırsatıdır. Eğer bunun tam zıttı olsaydı, yani getiri eğrisi tersine dönseydi fakat kimse fark etmese, birkaç başlıkta bahsedilip hızlıca geçilseydi, ha işte o zaman tam zıttı aksiyon almamız gerekiyordu. Çünkü bu durumda kimse fark etmemiş olurdu, fakat bozulan fundamental bir veri olurdu. Yani kabaca insanlar ne yapıyorsa biz tam tersini yapıyoruz. Özetle getiri eğrisini anlamak çok önemlidir. Çünkü finansal varlıkların bir çoğu getiri eğrisinin üzerinden fiyatlanır sadece Amerika'da değil Çin, Almanya, İngiltere, Türkiye bütün ülkelerin finansal piyasaları bu getiri eğrisinden etkilenir. Çünkü dünyadaki rezerv para şu an için Amerika'ya aittir ve onların verdiği para politikası kararları bütün ekonomileri etkiler. Bundan dolayı getiri eğrisini yakından takip etmekte fayda var. Eğer getiri eğrisi dikleşmişse o zaman kısa süreli faizlerin düştüğü enflasyon beklentilerinin arttığı söz konusudur. Tersine dönmüşse kısa süreli faizlerin artması ve enflasyon beklentilerinin düşmesi demektir. Bu iki olay da ekonominin gelecek aylardaki durumuyla ilgili bize fikir verir. Piyasalarda her zaman 3 ila 30 ay arasını fiyatladığına göre getiri eğrisinin nasıl çalıştığını bilmemiz bizim için faydalıdır. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.